biraz konuşabilir miyiz Muzaffer? Bu daha ne kadar böyle devam edecek? Artık karı koca olmayacak mıyız? Ayrı mı yatacağız? Yüzüme bakmayacak mısın? Konuşmayacak mısın benimle? Konuş. Bağır, çağır. Bir şey söyle. İster vur, kır ama böyle yapma. Yokmuşum gibi davranma. Daha ne kadar devam edecek böyle? He? Gitmemi mi istiyorsun? Eğer istediğin buysa açıkça söyle. Hayır, kal. Karnında benim çocuğumu taşıyorsun. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Maksadın bu değil miydi zaten? Bu zenginliği arzu etmemiş miydin sen? İşte elde ettin. Beni uyarmaya çalıştılar. Ama dinlemedim. Senden vazgeçmedim. Sana inanmıştım çünkü. Beni sevdiğine, aşık olduğuna inanmıştım. Ne büyük hataymış. Muzaffer. Sus. Rica ederim sus. Tek kelime bile duymak istemiyorum. Daha fazlasına lüzum yok. Ölünceye kadar burada yaşayabilirsin. İstediğin neyse senin olsun. Ama benim gözüme gözükme. Bulunduğum mekana girme. Yanımda konuşma. Tek kelime bile etme. Karım değilsin artık. Thank you.
Halide Hanım. Halide Hanım. Ne var Gülizar, ne oldu? Odaya böyle girilir mi? Mühim bir mesele var. Kalksanız iyi edersiniz. Ne meselesiymiş? Gitti. Kim gitti Gülizar? Kim olacak? Güllü soykası. Abi, Güllü gitmiş. Ne demek gitmiş? Gitmiş işte. Bunu da sana bırakmış. Muzaffer, burada duramam artık. Karın olmayacaksam, karşına çıkmayacaksam manası yoktur çiftliğin. Hissettiklerimden başka ispatım yoktur. İster inan bana, ister inanma. İtiraf ediyorum. Çiftliğe geldiğim günlerde gönlümde Kemal vardı. Seni ilk gördüğümde ne kudretli adam dedim. Ama o kadar. Kalbim seni sevmedi. Zenginliğini gördükten sonra aklım karıştı. Gözüm döndü. Ben de bolluk içinde yaşamak istiyorum dedim. Benim neyim eksik? Çiftliğe hanım olacağım dedim. Bu yüzden sana yaklaştım. Evlendikten sonra her şey değişmeye başladı. Bana önem verdin. Hiç kimsenin vermediği kadar. Aşkını, sevgini gösterdin. O vakit Muzaffer benim kaderimdir. Allah sonunda benim de yüzüme baktı dedim. Seni sevdim. Hem de çok sevdim. Beni dinlemedin.
Bana inanmadın. Karnımdaki bebeği acıdığın için kal dedin. Kalamam Muzaffer. Benim de bir haysiyetim var, yapamam. Ben her güzelliği seninle yaşadım. Bana dünyayı, hayatı öğrettiğin için çok teşekkür ederim. Benim için mutluluk hayal artık. İnşallah sen çok mutlu olursun. Abi iyi misin? Ne yazmış? Ne anlatıyor Güllü? Hiçbir şey. Kangren olacak bir meseleydi. Kesip atmak gerekiyordu. En doğrusunu yaptı bence. Çiftlikten kovulmadan gitmesi herkes için daha iyi. Sen buralara gelir miydin? Bu ne hal kız? Yayan yapıldan yollara düşmüşsün. Çiftlikten ayrıldım. Eğleniyor mu benimle?
Sen ciddiysin. Beni içeri almayacağım mı? Gel, gel. Gel. Dert etme kız. Bir kavgadan ne olacak? Her evlilikte olur böyle şeyler. Hem tuzu biberidir. Arada iyi bile. Sarılınca geçer gider. Bu öyle değil bak kızım. Bitti. Artık o çiftliğe dönmeyeceğim. Kız delirdin mi sen? Ne demek dönmeyeceğim? Orası senin evin. Değil. Artık oraya dönemem. Cehennemden farksız olur. Babamın evine de dönemem. Orası da öyle. Orası da cehennemden beter zaten. Pakize, eğer sana yük olmazsam bir süre burada kalmak istiyorum. Cemşir! Kurban Cemşir! Kurban. Sen daha uyu, sen daha uyu. Hı. Ne oldu ki? Olanlar oldu. Felaket yahu felaket. Ya ne felaket hem mi? Hükümet mi, hükümet mi devrediler? Bırak şimdi hükümeti. Güllü dönmüş. Güllü mü dönmüş Naz? He, çiftlikten ayrılmış. Ya Güllü diyor. Teneke mahallesine geri dönmüş diyor. Ya bir yanlışın falan olmasın. De get Reşit. Gül gibi çiftlikten niye dönsün Güllü? Bizim avrat görmüş. Bizim avrat görmüş. Bir işi falan olmasın. Yalan yapıldak, çıplak ayak, sabahın köründe ne işi olacak Cemşir? Ha, kendi dedi zaten. Pakize karısını anlatırken duydum. Bana inanmıyorsanız gidip gözünüzle görün. Beni bassız kızım. Ulan gülüm, ulan olmazsız. Hadi, hadi, hadi. Ne olacak kız? Sana da bir döşek sereriz. Bana da can yoldaşı olursun. İstediğin kadar kal. Sağ ol. Ama öyle çiftlikteki gibi rahat bekleme ha. Yanaşmalar izinli. Umudumu kaybettim zaten. Bu dünyada bana rahat yok anlaşıldı. Aman. Rahat ararsan mezarda zat. Kavanoz dipli dünya. Kafasın Allah. Ne oluyor lan? Kim kapı mı lan? Yok. Bak sen mezar. Zaten de buradaymış. Kızım. Arkadaşını göresin mi geldi kızım? Ya, o yüzden mi geldin sabahtan? Bahar. Ya madem geleceksin, Tomafil'le binip gelsene. Ne el alemin ağzına laf veriyorsun? Ha ya, güya çiftlikten ayrılmışsın. Karnı kurtarmışlar işte. Konuşup duruyorlar. Haber tez yayılmış. Esa mı yoksa? Esa. Çiftlikten ayrıldım. Delirdin mi kız sen? Duydun mu? He. Duydum Erenler. Bana bak. Beni günaha sokma. İnsan evinden ayrılır mıymış hiç? Ne demek ayrıldım? Hem kolay mı öyle? Çiftlik be kuzum, çiftlik. Avrat dediğin erkeğin yanından ayrılır mı hiç? Varmayın kızın üstüne. He, varmayın. Varmayın. Büyütmeyin. Düzelir her şey. Güllü kızım da evine döner inşallah. Değil mi kızım? İnşallah, inşallah. Hala bir dönmezsin. Dönmeyeceğim. Çiftliğe geri dönmeyeceğim. Döneceksin. Hem de tıpış tıpış döneceksin. Onca mal mülk bırakılıp da gidilir mi? Aklından zoru mu var senin? Evet, aklımdan zorum var. Dönmeyeceğim çiftliğe geri, tamam mı? Yapayım olayım. Kazı yüklü. Ana, çekil sen arada. Vur, vur hadi. Vur da çiftliğe geri gönder. Muzaffer sorsun sana sonra hesabını. Vursana.
Ya Cemşir. Ya ne oluyor? Derlendiriyorlar mı seni? Bu tayını nedir? Derlendirdiler mi? Kendimi derlendi bilmiyorum. Ya kardeşim zaten bunun ikisi derinin tek. Ya Cemşir, bu işler aceleye gelmez. Güllü kızımız bir soluklansın hele. Sonra konuşursunuz bol bol. Değil mi kızım? Konuşacak bir şey yok. Ne şimdi ne sonra? Güllü! Tamam hadi hadi hadi. Hadi Hamza hadi. Hadi sen dinlen kızım. Dinlen. Babaya ağaya çemkirilir mi? Ağasını da hatasını da saydıracağım onu. Tatil edecek beni. Bunun yüzünden evlat tatil olacak. Kuzu gibi gidecek. Dediğimi yapacak. Güzellikle yaptı yaptı. Yapmadı. Tukat var gene. Sen dur çıkma. Ortalarda görünme. Dondu dondu. Dönmezse biliyorum ben ne yapacağım. Biliyorum ben ne yapacağımı işte. Ne demek çiftlikten ayrıldı? Bu ne dediğini bilmiyor Reşit. Allah'ını şaşırtacağım onu. Hadi, 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 hadi. Dağın! Kaçın siz de, hadi. Dağın! Dumansız baca, kahırsız koca olmaz. Sabredeceksin kızım, sabredeceksin. Yoksa... Muzaffer Bey Kemal'ı mı öğrendi? Abo! Gördün mü sen başımıza geleni? Demek Kemal'ı duydu. Seni kapının önüne koydu ha? Kimse kapının önüne koymadı beni. Ben kendimi bırakıp çıktım. Ne yaptın sen kızım? Muzaffer Bey gibi bir koca bırakılır mı hiç? Ha? Çiftliğe döneceksin. Kendini düşünmüyorsan karnındaki bebeğe düşüneceksin. Sırf çocuğum var diye dönmem ben o çiftliğe. İki el bir baş için değil mi? Gerekirse çalışır bakarım çocuğuma. Kızım nasıl olur? Ne yaparsın? He? Ana, tasalanma. Hadi sen git de benim eski kıyafetlerimi getir. Hanımlık bitti artık. Yine eski güllüyüm. Madem çiftliğe dönmüyorsun, babanın evine dön bari. Ölürüm de dönmem o eve. Güllüm etme. Yakışık almaz. Ana, ısrar etme. Ben kararımı verdim. Pakize'de kalacağım. Bundan sonra ne babamın evi ne de çiftlik var benim için. Buyur beyim. Beni çağırmışsın. Birlikte çıkıyoruz Yasin Ağa. İşlerimiz var. Duydum beyim. Çok üzüldüm. Serap Hanım'ı mı geri getireceğiz? Her şey ne çabuk duyuluyor bu çiftlikte. Meselemiz başka Yasin Ağa. Bir sürü ırgatı işe aldık. Onları bir yerlere yerleştirmemiz lazım. Fabrikaya gidiyoruz. Olur beyim. Hadi. Güllü derdi de böylece biter.
Zehra. Niye dönmüş? Bir şey anlattı mı Güllü? Yok. Anlatmadı. Hiç mi? Hiç. Vallahi billahi anlatmadı. Gavur inatlı. Muhtar peygamber demez. Ya karı takımı hesaptan ne anlar? Bir ara ne güzel akıllılık ettiydi. Zaloğlu'nun yerine gitti, Muzaffer'i kendine koca etti. Ama şimdi ne oldu da böyle oldu, aklım kafam almıyor. Deli arlanmaz, soyu arlanır demişler. Ahan da bu dava hesap. Ulan Allahsız bacı. Cemşir, bu mesele soğumadan bizim bir şey yapmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım da ne yapmamız lazım? Hayır, meseleyi anlamadık ki çare bulak. Muzaffer bağışlamaz mı ki? Evvela Muzaffer Bey'e gidip siz bir af dileyin bakalım. Biz mi? Ehliyat siz değil misiniz? Hay hay. Biz gider ki. Meseleye bebeden girin. Muzaffer Bey'in bebesi bu çamurlu yerde büyüyecek değil herhal. Öyle değil mi? Hay ya. Tabii büyümez. Unutmayın. Derdinizin tek çaresi bu. Muzaffer'in bebesi. Gömülmüşüz işlere. Nihayet kendimize gelebildik demek. Dah, bu Şevkin sebebi ne acaba? İşsiz kalan ırgatları fabrikaya yerleştirmekle meşgulüm. Hala. O halde evde de işler yoluna girdi demektir. Yanlış tahmin. Nasıl yani? Serap Hanım'la durumu düzeltemediniz mi hala? Bilakis. Tamamıyla kapandı o sayfa. Sen ciddi misin? Şaka yapar gibi bir halin mi var? Zafer, o kadar basit mi bu işler? Ha? Evlilik bu, evlilik. Üstelik bir de çocuğunuz olacak. Oturup konuşsaydınız bari. Zafer, biraz bekleseydin ha? Ya biliyorsun zaman her şeyin ilacı, öyle değil mi? Kimsenin aklına ihtiyacım yok Zekai. Bu bahis kapandı. Bir rüyaymış. Çok geçmeden uyandım ben de. Meseleye son noktayı o koydu zaten. Çiftlikten gitti. Ramazan, sana yemin ediyorum mis gibi kokuyor mübarek ha. O ne lan? Kolay gelsin kız, ne yapıyorsun? Allah kabul etsin diyecektin Zahar. He, Allah kabul etsin de. Neyi edecek? Bilmiyor musun? Bereket babanın ağacıdır bu. Rızıklarını asıyoruz mübareğe. Rızıklarını mı? Heye. Astığının misli mislini gönderirmiş. Bunları asıyoruz ki fazlası gelsin. Şimdi ben elindeki bastırmayı asınca misli misli fazlasını mı veriyor? Ne belledin ya? Bereket babanın hikmetinden sual mı edersin? Tövbe estağfurullah. Yok canım, ne edeceğim? Ben de inanmadıydım baştan ama komşuların elindeki bereketi görünce. Ha, öyle diyorsun. İyi, Allah kabul etsin. Ne diyeceğiz bereket baba?
Bereket baba. Al. Sana en kralından bastırma. Kolay kolay her adamın eline geçmez. Bilin mi? Sen rızk dağıtıyormuşsun. Artık sen de bu garibin rızkını verin herhalde. He? Hadi bakalım. Amin. Ne diyelim? Allah suyunu eksik etmez. Gel. Buyurun. Kusura bakmayın beyim. Rahatsız ettik. Ne vardı Cemşir? Güllü beyim daha toydur. Lafını sözünü bilmez. Savurur. He vallahi. Hem daha şu kadar bebeydi. Böyle pabuç kadar dili vardı enişte. İçinde kötülük yoktur. Bir kusuru varsa affedin beyim. Gösterin büyüklüğünüzü. Hiç değilse bebenizin hatırına. Boynu bükük kovmayın günahsızı. He ya. Hem koskoca bir Muzaffer Dinç Aslan'ın bebesi Teneke Mahallesi'ne ne edecek ki? Çamurda büyüyecek değil ya. Affedin Güllü, dönsün hemen. Güllü'yü ben göndermedim. Siz göndermediniz mi? Biz de belledik ya, enişte sen kovdun. Kovmadım. Kendi gitti. Cahillik yapmış, lafını, sözünü bilmiyor işte çocuk. Karnında çocuğuyla, yazık. Nereye Kemal? Kemal! Bak işe karışmak, sorulmadan laf söylemek adetin değildir. Ama sen oğlum gibisin. Kötü bir şey yapmanı istemem. Kötü bir niyetim yok usta. Biliyorum. Ama bazen niyet iyi olsa da netice kötü oluyor. Güllü mahalleye döndü Kemal. Sana değil. Kafanı topla. Artık duygularını değil, aklını kullan Kemal. Gelime bir geçirirsen anasından hem dinini burnundan getireceğim. Yemin ediyorum lime lime edeceğim ha. Bak ulan Güllü ha. Adam kovmamış. Kendisiyle çekip gitmiş. Ama bunun hesabını soracağım. Ulan onu öyle bir temizleyeceğim ki. Duyanlar maşallahımız haline sağlık diyecek. Ne mi istiyoruz? Onu sana sormalı. Ne soracak mısınız bana? Kız, bana bak. Biçimli dur. Senin Allah'ın kitabını. Saçımın teline dokunursanız Muzaffer yakar hepinizi. Yakarmış. Muzaffer senin adını bile duymak istemiyor. Adını. Güllü'yle işim bitti diyor. Gittiğin yerde de rahat durmadın değil mi? Hiçbir yerde rahat durmadın ki sen. Kemal'i niye şoför tuttun? Ulan Allahsız, ulan kitapsız. Bizi de mi düşünmedin hiç? Tam cebimize 3 kuruş para girecekken yaptığın hiç mi ha? Söylesene! Ya Muzaffer kovarsa beni fabrikadan, ya kovarsa fabrikadan. Kız ben sen ne yapayım? Kız ben sen ne yapayım ha? Ben sen ne yapayım ha? Yeter ulan! Yeter! İstediğiniz her şeyi yapmadı mı? Her şeyi, düşüm yakamdan. Hala nelerin peşindesiniz? Parasıymış, işiymiş. Benim ne halde olduğumu hiç düşündünüz mü ha? Ne istediyseniz vermedim mi? Ha? Kızım. Kızım mı? Şimdi mi aklına geldi kızım olduğum? Ha? Öldüresiye döverken kızın değil miydim? Mal gibi alıp satarken kızın değil miydim?
ölümün sesi değil mi o? Olmaz Kemal. Çıkamazsın. Çekil usta. Çıkmam lazım. Bu senin meselen değil Kemal. Hayvan mıydın ben he? Haşa kızım. Adet usul böyle. Siz usul adet bilir misiniz be? Sizin dininiz imanınız para. Burada böyle duramam usta. Bırak beni. Saçmalama. Kızım. Kızım deme bana. Senin kızın değilim ben. Benim babam yok. Anladın mı? Hiçbir zaman olmadı. Yok benim babam. Cemşir'e mi yardıma gideceksin? Yapma kızım, yapma, bırak bıçağı. Senin olmadığını sanırsın herhalde. İndir o bıçağı, gözünün yağını yiyin. Güllü, Güllü uyma şeytana. Hadi, bırak o bıçağı. Bir daha bana dokunmayacaksınız, anladınız mı? Eğer bir daha bana dokunursanız sizi lime lime doğrarım. Hayır, Güllü. Uyma şeytana kızım. Anladınız mı? Güllü. İyi belleyin. Güllü diye bir kızınız yok sizin. Anladınız mı? Bana karışmayacaksınız. Tövbe. Bir daha hiç başına karışmayız Güllü. Cumhurbaşkanı'na şu istifanameyi sunmuştur. Yüksek Cumhurbaşkanlığımıza, türlü çeşit hadiselerin çok kesif olarak cereyan etmiş olduğu bir devirde vazife görmüş olan hükümetimiz, yeni iktidarın ilk bütçesinin kabulüyle açılan bir devrenin başında istifa etmek suretiyle bugünkü şartlara göre bir kabine teşekkürüne imkan vermeyi uygun görmüştür. Ben ve kabine arkadaşlarımın zaman zaman ehemmiyetli vazifelerle karşılaştıkça yüksek yardımlarınıza mazhar olmanın şükranını daima muhafaza edeceğimizi derin saygılarımızla arz ederiz. Buna mukabil Cumhurbaşkanı Celal Bayar, hükümetin istifasının kabulü ve vekaleten vazifede devamı hakkında şu tezkereyi göndermişlerdir. Sayın Adnan Menderes, İstanbul Milletvekili. Hükümetin çekilmesi kabul olunmuştur. Şimdiye kadar ifa buyurduğunuz kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür ve yeni hükümet kuruluncaya kadar vekaleten vazifede devam etmenizi rica ederim. Cumhurbaşkanı Celal Bayar. Maskara olduk. Dali bu kız, dali. Sen izin misin damada şuna git. Ne ki? Ne olacak? Yaptıklarımız ortaya çıkarsa maaştan olmayalım hiç olmazsa. Hamza, heh. O karı kimdi bir yerden çıkaracağım ama. Kim olacak? Kemal Erpos'un anası işte. Ne arıyormuş? Ne bileyim ben. Sen birini gönder de Kemal'in evini takip alsın. Eve gittiği bir anda kıstıralım o iti. Tamam baba. Yollarım birini. Sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş. Güllü soykası değil mi o? O da ise... Yüzünü şeytan göresice. Buralara da mı gelir o soyka? Ne bileyim dese anlamadım ki. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldin anne. Size yemek pişirdiydik. Zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti?
afiyetle yiyin. Kapını açtın ya Kemal'ime, elin ayağın dert görmesin. Muhannete muhtaç olmayasın. Estağfurullah. Kemal oğlum gibi, gözün arkada kalmasın. Allah senden razı olsun. Kemal abi, Güllü'nün bacısı var mıydı? Niye sordun? Ona benzeyen birini gördük de. Huk demiş, burnundan düşmüş soykanın. Çiftliğe kapağı attığını bilmesem, o diyeceğim. Güllü mahalleye döndü ana. Ne? Döndü mü? Tekmeyi yedi mi yoksa? Layığını bulmuş fallik. Kemal, yavrum, sadece avel olan aynı pisliğe iki kez basarmış. Aklını çelmeye kalkarsa peşinden koşmayasın. Yeminle analık hakkımı helal etmem sana. Ne bakıyorsun? Ne bakacağım kız? Niye çıktın yoluma? Allah Allah, yol senin mi? Bana bak, benim deli kafama attırma. Çiftlikten döndüm diye kendine bay biçiyorsun değil mi? Eğer öyleyse... O mesele kapanalı. Çok oldu Güllü Hanım. Çok. Ne işin var burada o zaman? Senin ne işin varsa benim de o işim var. Hemen ne kendine pay biçiyorsun? Merak etme. Senin peşinde de, niyetinde de değilim. Sen beni istemediydin, hatırlamayayım da. Üzdüydün. Sana bir şey diyeyim mi Güllü? Yemin ediyorum seni takdir ettiydim o zaman. Lan dedim, kıza bak, helal olsun. Sevdiği için ölümü bile göze alıyor. Yani gözümde öyle bir büyüdün ki, hani Toros dağları kadar. Ama sonra baktım ki, sevgin pek de esah değilmiş. Parayı pulu bulunca sevdiğini yüzüstü bırakıverdin ha? Diyeceğim o ki değmez misin? Rahat durma Şiri. Anlaşmadık mı seninle? Kıpırdamak yok. Tamam, pardon Renan Hanım. Bile durmak da zormuş yani. Seyyare Hanım, bir bardak su verebilir misin acaba? Dilim damağım kurudu da burada poz verirken. Edepsiz domuz. Utanmıyor musun kız? Ben senden bunun hesabını sormam mı sanıyorsun ha? Seyyar abacı, şişeyi uzatır mısın lütfen? Buyurun Muzaffer Bey. Biraz hızlı gitmiyor musun abi? Gamı bırak artık Monşer. Ne gamı? Eskiden böyle yufka yürekli değildin. Sen ağlatırdın hanımları. Sanskör. Ne kalpsizliği mi gördün Renan? Hiçbir hanım için bu kadar üzüldüğünü gören yok. Rica ediyorum. Yine açmayalım şu mevzuyu. Giden gitti. Güllü yok artık. Abi yeter. Renan'ı bırakman gerekebilir. Biliyorsun çiftlikte şoförümüz yok. Karışma hemşire. Hala. Sen nasıl olsa her şeyin en iyisini düşünürsün. Hem Renan çiftlikte de kalabilir. Bilmem ki. Uygun olur mu? Ani olmasın canım. Nasıl olsa yarın tekrar geleceksin. O kadar yolu gidip gelmemiş olursun. Öyle değil mi abi? Elbette. Bu
Burada kalsana Renan. Ekselan. Nazik teklifinizi geri çevirmeyeceğim. Gülizar, misafirimiz için odayı ayarlar mısın? Ama ben poz veriyorum ya Halide Hanım. Geç oldu. Yarın devam ederiz. Nasıl da nazlı nazlı sallanıyorlar. Dostlarıma da azmış aile. Sen iyi ki bu aklı eksik kullarını yaratmışsın. Yoksa biz akıllı kulların nasıl karın doyuracaktık? Hayırlı akşamlar bacım. Ne var? Niye geldin? Bunları bırakacaktım işte. Bunlar ne? Komşuluk hakkı. Allah ne verdiyse size de getirdim. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu? Beşe için düşünmüştüm Güllü Hanım, hani yüklü ya. Yani al, belki canı bir şey çekmiştir diye. Sevaptır işte. Yok. Bir şey çekmiyor benim canım. Öyleyse sen yersin. Hadi hadi. Çek arabanı. Yık. Hadi. Hoş geldin Erenler. Abo. O ne lan kabak? Ziyafet mi var oğlum? Hem de ne ziyafet? Öyle sırıtacağına biraz yardım et. He, ver. Bak, bak, bak. Nereyi soydun lan gene he? Vicdansız. Gevşek gevşek konuşma Ramazan. Oh. O zaman nereden buldun bu kadar nevaleyi ha? Bin taraf illallah. Nereden olacak? Allah'tan. Bir eve hayır duaya çağırdılar. Ha? Çakışta da elime tutuşturuverdiler işte. Tutuşturdular düğün. Duamızı ettik. Ekmeğimizi çıkardık işte. Hay maşallah. Sende de ne nefes varmış kardeşim. Yani bir tane duaya bu kadar nevale öyle mi? Daha neler var Ramazan? Ha. Tulum var. Oh. Bastırma var. Bastırma mı dedin? Bastırma dedim, doğru duydum. He, bal. Doğum kabul oldu desene. Var olsan bereket baba. Baksana, tulum yollamış, bal yollamış. Her şeyin mislisiyle var. Vay anasını. Es almış demek. Ne es almış? Yok bir şey. Bastırmayı sana kim verdi kabak? Amma da soru soruyor Ramazan. Yeme de bak sen. Kabak, bu bastırma benim Bereket Baba'ya verdiğim bastırmanın aynı. Senin dorbanın içinde ne işi var diyorum. Ha? Kabak,
asıl beye benzer. Benzettin herhalde. Benzetmedim Melina. Bu ta kendisi. Ama şimdi seni benzeteceğim. Bereket baba sensin değil mi lan? Tövbe der ama. Yürek et. Ne tövbe edeceğim? Sensin değil mi lan? Lan sende hiç mi utanma, arlanma yok kardeşim? Kim fakir fukaranın ekmeğini yemeni kalkıp getirmeye buraya ha? Terbiyesiz seni. Çarpılacağız. Ha, öldüreceğim mi beni Ramazan? Ulan şimdi ben seni yemin ediyorum var ya. Geçeceğim de ayette. Yemin ediyorum beni bastırma. Gelirken de kovladıydım orada, evet. Aynısı. Allah seni belanı vermesin hemen. Sen Muzaffer Bey'i mi bekliyordun? Onun gelmesini mi istemiştin? Boş bulundum. Alışkanlık işte. He, alışkanlık tabii. Sen burada teneke mahallesinde otururken kapıya da hep Muzaffer Bey gelirdi değil mi? Hiç maval okuma. Bak böyle iki arada bir derede olmaz Güllü. Kararını ver. Muzaffer'i istiyorsan, çiftlikte hanımlık etmek istiyorsan boş boşuna bekleme. Kuyruğunu kıstır dön geri. He, yok. Eğer o iş bitti diyorsan, o zaman önce bunu kalbine anlat. Muzaffer'i oradan sök at. Başka yolu yok. Ya dönüp sabredeceksin, ya da yoluna devam edeceksin. Yılmadan sıkıca sarılacaksın hayata. En azından beben için. İyice düşün taşın, kararını ver. İyi geceler hemşire. Pakize. Şşş. Şşş kız, Pakize. Ne oldu kız sabah sabah? Ben gidiyorum. Gidiyor musun? Dediklerini iyice düşündüm. Kararımı verdim. Çiftliğe gidiyorsun ha? Hayır. Baban gider mi yoksa? Hayır. İş bulmaya gidiyorum. Madem burada kalmaya karar verdim, kendime iş bulacağım. Yeni bir hayat kuracağım. Gelsene buraya. Ha? Sağ ol kız. Heh, sen mi geldin? Peynir de veriyorum. Al bakalım. Dikkat et, tamam mı? Yürü. Sağ ol abi. Sen de sağ ol. Al bakalım. Bu. Ramazan. Ha. Ne yapıyorsun? Rızkımızı olmayanlarla paylaşıyorum kabak. Fena mı? Fena. Hem de çok fena. Ramazan. Şunu ver bana. Bak yoksa Ramazan. Yoksa ne kabak? Ne? Yoksa ne? Ne yapacaksın? Sana yemin ediyorum her şeyi anlatırım ha. Teneke Mahallesi, beni dinleyin bir dakika. Beyza, beni dinle. Şimdi ben size bir masal anlatacağım. Masalımızın adı Bereket Baba Masalı. Bu Hafız Efendi var ya. Ramazan,
Öldürtecek misin beni bütün tenekeliğe yoksa? Ya kardeşim, Allah senin ömrüne bereket versin. Ne kadar büyük sevaba girdiğinin farkındasın değil mi? Yani sen olandan alıp olmayana da. Şöyle kenara çekil, olmayanlar rahat rahat alsın. Gel bakalım. Al, dur. Gel bakayım buraya sen. Sen şunu al. Hadi sağ ol abi. Lan Mehmet Ali, gel bakayım. Al, ilişkin. Anana götür, sana yapsın. Kıllıcık kalmışsın oğlum. Ben kıllıcık değilim. Ya yürü kalk git, kıllıcık kalmışsın ya. Çocuklar. Sucuklarım, bastırmalarım. Bütün arkadaşlarınızı çağırıyorsunuz, tamam mı? Ne kadar velet varsa ortalıkta, hepsini alıp götürüyorsunuz. Paylaşın ha. İyi işin şimdi, hadi bakalım. Al, 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 al. Kavga çıkartmayın lan. Ne istiyorsun? Çiftlikten ayrılmışsın. Ne olmuş ayrıldımsa? Ne düşünüyorsun? Şimdi ne yapacaksın? Herkes ne yapıyorsa onu. Neyle geçineceksin? Nasıl yaşayacaksın? Herkes nasıl geçiniyorsa öyle. Çalışacağım. Ya çocuk? Çocuğuma da bakarım. Tek başına mı? Tek başıma. Tek başıma. Mutlu musun şimdi? He? Hayatımı mahvettin için başın göğe erdi mi? Yeni kabinede Fevzi Lütfü Bey'in vazifelendirilmemesini anlayamıyorum. O ki Demokrat Parti'nin kurucularındandır. Adnan Bey'in de hiç tasavvur edemediğimiz bir maksadı vardır mutlaka. Yeni kabineye dahil edilen isimlere bakınca bunları görmemek mümkün değil. Bu isimlerin genç ve tecrübesiz oldukları da bir hakikat ama. Neden öyle söylüyorsun? İçişleri Bakanlığı'na kanun adamı olarak anılan Halil Özyörük getirildi. Peki Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'na kim getirildi? Muhsin Ete gibi tanınmış bir iktisatçı. Bunlar çok isabetli kararlar. Memleketi beklenen refah seviyesine getirecektir. Üç yeni bakanla tablo değişmez arkadaşlar. Bence bu kabine de birincisi gibi kısa ömürlü olacaktır. Azizim, olaylara hangi cepheden bakacağımızı karıştırmayalım. Biz Demokrat Parti çatısı altındayız. Evet. Baca eğri de olsa duman düz olur. Yapmayın Muzaffer. Lütfen öyle konuşmaya hiç aklınız yok. Beklenen refah kafi derecede sağlanamamış olabilir. Zaten kabinemiz de bu nedenle istifasını vermiştir. Bu bile Demokrat Parti için takdire şayan bir durumdur. Yapmayın Allah aşkına. Asıl istifa gerekçesini hepimiz biliyoruz. Tarım Bakanımız Nihat Eğriboz'un koltuğu bırakmamaktaki ısrarı. Adana'daki hastalıklı pamuk vakası onun bakanlığı sırasındadır. Ege Zirai Araştırma Enstitüsü Başkanı'nın beyanatını duymadınız galiba. Adana'dan İzmir'e hastalıklı pamuk sevkiyatının katiyetle yapılmadığını söylüyor. Sizce bu durumda Nihat Bey'in istifa etmesi haksızlık olmaz mıydı? İyi de bu hastalıklı pamuk sevkiyatını bizzat onaylayan Nihat Bey'in kendisi. Eğer istifa etseydi Adnan Bey kabine değişikliğini öne almazdı. Mesele bu kadar basit. Hadi be teyze, demekten beri bekliyorum. Acele et biraz. Tamam. Oo, bize sıra gelene kadar. Tamam teyze, kalsın istemiyorum. Yorma kendini. Tamam. Al teyze. Sağ ol kızım. Bir kilo portakal. Tamam. Dur teyze, ben tartayım.
Bereket olsun. Sana da. Allah razı olsun senden. Elden ayaktan düştüm ben. Zorlan iş görüyorum gari. Yok mu yardımcı? Yardımcım bir Allah. Ya aslında ben de iş arıyordum ama istersen yardım edeyim sana. Ama bir para geçmez eline. Ben ne kazanıyorum ki ne verem? Olsun. İşte bu tezgahtaki nevalelerden verirsin olmadı. Heh? Para falan istemiyorum. Olur. Hadi o zaman geç tezgahın başına. Laf ola beri gele. Yafa bunlar, görmüyor musun? Ama illa sürüsünden istiyorsan şu ince kabuktan vereyim. Ver bakalım 3 kilo. Sizin oraya akış gelmedi mi erenler? Ramazan. Cırlavık böceğiyle karıncanın hikayesini biliyor musun? Yar yardım et diyorum. Yoksa bu gece kapının önünde yatıracağım seni. Abo kabak ya. Sen ne acayip adamsın kardeşim. Yani var ya kırkırın başı bir iş yapıyorsun. Onda da elinden çok çenen çalışıyor. Yok hiç merak etme. Elim de iyi çalışır benim. Hiç yakışır mı kardeşim senin gibi bir Allah adamına? Gariban ağaçtan ne istiyorsun kardeşim? Ramazan bu senin teyzen değil mi? He. Ne işi var onun burada? Ben de onu düşünüyorum. Ramazan nereye? Teyzeme 2 çift lafım var. Ona edip geleceğim. Bekle beni. Ramazan gitme. Bak başını belaya sokacaksın yine. Ramazan. Ramazan. Bak gitme diyorum. Gel buraya bak. Kafanı kıracaklar. Ramazan. Gel. Gelirken seni bir gören olmadı değil mi? Kimse görmedi, merak etme. Kemal, ne olacak böyle? Ben çok korkuyorum. Hep böyle saklanacak mıyız? Ramazan dur! Ramazan dur! Salak süvari, gitme dur! Ya kabak, bir dur kardeşim ya. Ya gidemezsin, dur dedim. Ramazan bu. Kemal. Ya kabak, bir dur kardeşim. Bir şey olmayacak, konuşacağım. Allah Allah. Ramazan. Senin ne işin var burada? Ben de aynısını sana soracaktım, biliyor musun? Asıl senin ne işin var burada Deze? Hava almaya gelmiştim biraz. Hem sana hesap mı vereceğim? Yok. Ne hesap vereceğim bana? Ama sen böyle uçsuz bucaksız yerlerde dolanman. Ondan diyorum. Ne vardır Ramazan, ne istiyorsun? Diyeceğimi dayıma eriştir istiyorum Deze. Ne diyecekmişsin? Hakkım olan hisseyi istiyorum Deze. Anamdan kalan toprakları istiyorum. Deze, vermezse mahkemeye gideceğim. Er ya da geç alacağım o toprakları. Ramazan, hadi gidelim.
Dur kabak dur. Eksik deme ha. Tas tamam eriştir söylediklerimi. Mahkemeye gidecekmişler. Tamam. Bereketli olsun. Sağ olun. Al teyze. İki kilo tersene. İki kilo mu? Ben sana 4 kilo vereyim. Bak hem bunlar kalın kabuklu. Karına söylersen reçel yapar ha. İyi ver bakalım. Kadınını alayım. Elin kolun dert görmesin kızım. Allah gönderdi seni. Yoksa tek mil elimde kalacaktı. Tek başıma katı satamazdım. Zekai dur lütfen. Serap değil mi o? Nasıl olur? Muzaffer Dinç Aslan'ın karısı. Çiftliğin hanımı. Olacak şey değil. Oluyor işte. Hayat. Güllü çiftlikten ayrıldı. Biliyorum. Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Mahalleye döndü. Gidecek başka yeri mi var ki? Babasının evine döndü yani. Yok. Bir arkadaşında kalıyor. Babasının evine dönemezdi. Neler yaparlardı kim bilir. Gebe haline bile aldırmadan her türlü kötülüğü yapar o insafsızlar. Yoksa ona acıyor musun? Hakkında her şeyi biliyorsun Kemal. Ne yaptığı neden seni bu kadar ilgilendiriyor? Gülünün gidişi seni umutlandırdı herhalde. Ha? Hala onu unutamamışsın. Kemal, eğer böyleyse beni oyalama. Bir kez daha kırılmak istemiyorum. Buna dayanamam. Halide. Sakin ol. Hala onu seviyor musun? Unutamadın mı? Söylesene Kemal. Halide. Çok ciddiyim. Hala aklın ondaysa bu son görüşmemiz olsun. Gitme. Hadi oğlum, güzelce dağıt şu çayları. Evet. Biz de lambaları ısıtak. Hop. Bundan kelli. Ajans dinlerken içilecek çayların adedi 2'den 3'e çıkartılmıştır.
Duyduk duymadık demeyin. Ayıp ediyorum Reşit. Senin bu yaptığın vicdansızlık. Olur mu böyle şey? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Allah Allah. Olur mu böyle şey? Dinleyin, 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 dinleyin. Kimsenin kafasından aşağıya çay akıtmıyoruz. Her müessesenin kendine göre kuralları vardır. Şicik, bu kuralları beğenmeyenleri dışarı alalım. Hiç burada boşuna kalabalık etmesin. İç, iç can mı dayanır buna? Akşam yattım, ne gözüme uyku giriyor, ne midemin ağrısı diniyor. Sayın abi, sen de bir dene iç, üç dene parası öde. İstersen hiç içme. Sen yeter ki bana parasını öde. Anladık derdini. Ajans kaçıyor. Aç artık radyonun sesini. Açalım, açalım. Sizler de paraları hazır edin ha. Kaçmak yok, ona göre. Tamam mı? Adnan Menderes yeni kabineyi kurdu. Buna göre Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Zühtü Veli Beşe ve Nihat Eğriboz ikinci Adnan Menderes kabinesinde yer alamadı. Dışişleri, Maliye, Ulaştırma, Bayındırlık, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları yerlerinde kaldılar. İstanbul Milletvekili Adnan Menderes, yeni hükümetin teşkiline ait şu tezkereyi Cumhurbaşkanı'na sundu. Yüksek Cumhurbaşkanlığı'na, yüksek teveccüh ve güveninizin eseri olarak tekrar başbakanlığa tayin buyurulmaklığım üzerine, anayasanın 44. maddesine göre Bakanlar Kurulu listesine ekli olarak yüksek tasdiklerinize derin saygılarımla arz ederim. Gel gel. Başbakan Adnan yeni kabine Menderes. Kuruluyor. Gel. Cumhurbaşkanı'nca da onaylanan yeni kabine şu şekildedir. Başbakan Adnan Menderes. Hamza. Kemal'in yerini buldum. Ya sağ mı? Evine mi dönmüş? Yok. Muhsin Usta'nın evinde. Bak hele. Burnumuzun dibindeymiş. He ya. O anası olacak karının da mahalleye neye gelip çıktığı belli oldu şimdi. Oğlunu ziyaret ediyormuş. Ya emin misin? Ya emmi gözümle gördüm. Şimdi elimize düştü. Artık Allah yarattı deme. Ne geldiyse başımıza o yüzüne geldi. Ya Güllü'nün mahalleye dönmesine de o sebep. Görecek o gün. Yaptıklarının hesabını bir bir verecek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bunlar ne kız? İşe başladım. Onu sormuyorum. Niye kazandın parayı hemen harcadın? Ne parası? Çalıştığım tezgah malları bunlar. Senden bir şey isteyen mi var? Sen bir şey istemedin. Ama ben sana yük olmak istemiyorum. Derinin zoruna bak. Ne yükü kız? Biz kardeş değil miyiz? Kardeşiz. Esas kardeşim sensin benim. Yaptıkların cezasını bir bir ödeteceğim. O da hak etti namussuz. İşimizi berbat etmeyeydi. Ya hiç akıl da yok. Gelip mahalleye dönersin he mi? Kendin ettin Kemal Efendi. Kendin ettin. Ah, adamımız geliyor. Ne adamı kurban?
Buraya Reşit. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Dediklerim aklında mı? Ya ağam. Bir kenarda bekleyeceğim. Uygun zamanı kollayacağım. Zaten seni kimse tanımaz. Sonra toz olur gidersin. Tamam Cemşir ağam. Ver bakalım dıngırtıyı. Bu ne kurban? Gördün ya, ne soruyor? Benim niye haberim yok? Yoksa yok Reşit, dellendirme beni. Hani erkan-ı harp gibi adamdım. Hani her şeye bağır sorardın. Bunu sormuyorum Reşit. Bunu sormuyorum. Hacer hastaydı. Ben bir ona gidip bakayım. Garibim. Hadi eyvallah. Korkak tavşan. Bu akşam gelmeniz ne iyi oldu. Değil mi abi? Abi. Efendim? Affedersin. Ne dedin hemşire? Artık aramıza dön ne olur. Seni böyle görmek istemiyoruz. Evet gerçekten. Ya sana takılmayı özledim Mirim. Kendimi boşlukta hissediyorum. İçkin bitmiş. Doldursana Zekai. Bugün Ramazan'la karşılaştım. Ablamdan kalan toprakları istiyormuş. Eğer vermezsek mahkemeye başvuracakmış. Gerçekten mahkemeye gider mi abi? Mühimseme. Boş ver. Mühimsediğimden değil, sadece haberin olsun istedim. Muzaffer, biz Zeka ile çok üzülüyoruz. Gülü ile nasıl böyle bir noktaya geldiniz anlamıyoruz. Bunca yıllık dostluğumuz, ahbaplığımız var. Gülü ile ne kadar mutluydunuz? Neden böyle bir karar aldınız? Sebebi ziyaretiniz bu muydu yoksa? Gülü ile ailemiz arasında uçurumlar vardı. Bunu siz de görüyordunuz. Ama şekerim Güllü de değişmek için elinden geleni yapıyordu. Üstelik bir çocuğunuz olacak. Bence bu konuyu bir kere daha düşün Muzaffer. Bırakın da neyi ne kadar düşüneceğime ben karar vereyim. Evet, bence Muzaffer haklı Neriman. Daha fazla üstüne varmayalım istersen. Belki de böyle olması daha doğrudur. Tamam. Barışın diye ısrar etmeyeceğim. Ama hiç olmazsa Güllü'ye sahip çık. Bugün onu o halde görünce içim cız etti. Neriman lütfen ama. Hayır Zekai. Muzaffer'in bu meseleyi bilmesi gerekmez mi? Hangi halde görünce? Daha açık konuşur musunuz lütfen? Güllü'yü bugün bir tezgahın başında gördük. Sebze, meyve satıyordu. Ne? Sence hamile bir kadını böyle ortada bırakmak doğru mu? Üstelik bu durum senin itibarın için de hiç hoş değil. Nerede o Kemal denilen? Ne Kemal'i? Kemal falan yok burada. Kiracımsan, kiracılığını bil Muhsin Usta.
Ver o bana. Yoksa def etmek zorunda kalırım evinden. Lan Kemal! Çıksana lan dışarı! Lan Kemal! Çıksana lan dışarı! Kemal! Hadi Kemal! Çıksana lan! Korkak! Lan Kemal! Ne saldırıyor? Ne oluyor? Aman ne olacak? Gene biri içip lilloş olmuştur. Tenekede patırtısız gün mü olur zaten? Unutmuşum. Kimseden saklandığım yok. Derdiniz ne lan? Derdimiz mi ne? Utanmadan bir de soruyorsun ha? Sakin ol Cemşir ağa. Hesap vereceksin Kemal. Hesap vereceksin. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Allah ya size verir, ya bana. Kemal sakin ol. Geri çekil. Yaktın ulan bizi Kemal. Yedi sülalemizi yaktın. Sen bizim dünyamızı kararttın. Bu sefer de senin dünyan kararacak Kemal. Sen bunu hak ettin Kemal. Hadi o zaman. Ya sana versin, ya bize. Hadi! Gel! Gel ulan! Gel Kemal!